Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Gençler çok olduğu için gençlerle alakalı bir yer okuyacağım. Gençlik ve hayat. Şimdi şöyle bir şey diyeyim de. Felsefe var ya, insan düşünüşü, kendisini kendisiyle yorumlamış, kendisiyle başkasıyla yorumlamış, kendisini varlıkla yorumlamış, felsefe bu ya. Yani. Tutarsız, isabet etse bile, isabet ettiğini birisi demedikçe, İsabet ettiğini bilemez. Hep şüphede kalır. Tamam ha, tamam doğru. İyi isabet ettin. Kim diyecek? Varlık dışında birisi olması lazım. Yani kendisini bununla kıyas ediyor. İnsan nedir? Çiçek değildir, yeşil değildir, taş, toprak değildir. Sen kimsin Hasan? Ben Erkan değilim, ben Osman değilim, Harun değilim. Tamam mı? Dolayısıyla bir sürü 18 bin alemin şey var, alemler var hulasa insanda. Hepsinin de detayı var. O da nihayetsiz. O alem ana kroki. Detayı. Şimdi kimisi o bir 18 bin alemin lehi misaliden almış. Ötekisi tasavvurun bilmem ne hangi alemini almış. O çapta insanı izah ediyor vesaire. Hayat ama bir realite var ki gerçek hayat ve gençlik var yani, insan var. Yani bunları öğreneceğiz de sonra hayatımızı düzeye koyacağız. Zaman geçti, bitti yani, ömür bitti. O da doğruyu bulmak, o da ihtimal. Hani 30-40 sene ömür vereceksin felsefede, en az 30 sene vereceksin. Hayat ve insan nedir? Yorumlayacaksın, gençlik gitti. Gençliği bilsen ne olur? Hayat gitti. Bir gün olsun ki vefat veya tümör, yani kafa, karaciğer, bilmem ne, pankreas kanseriyle alakalı bir dostumun haberi gelmemiş olsun. Ya veya vefat. Biliyorsunuz ha, o şeyden geliyorum değil mi? Bursa'da. Bursa cenazeden vesaire. Bugün mesela. Kardeşim, şimdi hayat nedir, gençlik nedir? Bunu kim diyecek, sen ben desek acaba olur. İnsanüstü bir kaynak olacak. Yani seni yaratan en isabetli, senin hakkındaki hüküm onundur. Diğerleri zandır. Şimdi insanı yapan insan hakkında ne diyor? Bakmıyor. Ben insanda ne anlıyorum? Hayatı yapana hayatı niçin yaptın diye bakmıyoruz. Hayat nedir diye kendi düşünüşle, kendin pişir, kendin ye. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde putunu kendi yapar, kendi tapar. Acıktığı zaman da yer. Böyle put. Şimdi uzatmadan Allah ve din, gençlik ve hayat hakkında ne diyor? Bunu bilmesek var ya bak. Esasatı kaybeden ne ile meşgul olur? Malayan. Teferruatla. Teferruatlar esas olur. Esasatı kaybeden, ya mesela ne demek istiyorum? İnsan niçin yaratıldığını bilmese, hayat imkanı niçin tanındı, ömür sermayesi niye verildi bilmesen, o zaman işte şuna buna takılıyorsun işte. Aile hayatının hakikşi olduğunu, esas olduğunu, sağlığın esas olduğunu, zengin olmanın esas olduğunu, fiyaka yapmanın esas olduğunu, tanınmak, şöhret olduğun esas olduğunu, bunlara takılırız. Bunlar hepsi detay. Bunlar hepsi teferruat. Sağlık teferruat. Ömrün ne kadar uzun olması, kısalığı teferruat. Furuat. Aile hayatında o mu, bu mu, devam etsin mi, boşanalım mı, çocuk mu, bunlar teferruat. Esasat nedir? Esasat şu dört soruyu adam akıllı, adam gibi soru sormaktır.
Ben kimim? Ben kimim? Niye buradayım ve neciyim? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Dört tane soru budur işte. Esasat budur. Edile-i Şeriye bunun içine koyacaksın. Diğerleri detay. Esasatı kaybettin mi, detay sana esas olur, put olur. Ondan sonra gömülür gider, hiçbir şey de anlamazsın. Şimdi birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. 145 sözler. Bir gün parlak birkaç genç geldiler. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Parlak. Parlak. Yani hayat tozu daha konmamış. Hayatın çileleri yüzlerinde gözükmüyor. Hayatı, şu anda mesela bunlar, hayatı şöyle, yani hissettikleri, ne yapsın başka bilemez ki. Dünyalarında şu anda hangi his var? Telefon, tak tak böyle oynama. Hayat o zannediyor, misal. Tabii ki ben senden, bunlardan farklı bir şey istemiyorum da, ama sırf o değildir diye söylemek istiyorum. Yani her bir yaşın, hatta her kilonun, her yaşadığın yerin de insan üzerinde bir psikolojisi vardır. Hissi vardır. Tamam mı? Bir tembihle ihtar aslında. Tembihle bir ihtar. Bunu sorduğuna göre, el-suali nisfır ilm. Sual sormak ilmin yarısıdır. Ne tembihle ihtar nedir? Yani Üstad Ali burada gençliğe baktığı zaman ne görmüş ki böyle ihtar tarzında, tembih tarzında bir şey veriyor. Sen ne anladın? Şaban Bey, size sordum abi. Şimdi bazı tehlikeli şeyler var. Göremiyor insan. Tehlikeli. Tamam mı? Gençlik hissi akıldan ziyade hisle hareket ediyor. Ettiği için göremiyor. Ona ihtar ediyor. Sonra da tembih ediyor. İhtar ediyor. İhtar tehlike, ediyor. Çünkü hissiyatla hareket ettiği zaman tehlike azim yani. Azim. Hissiyat. Akıl hakim değil. Aklın muhakemesini dinlemiyor. Dinlemiyor. Daha biraz da ileri gidiyorsun. Akıl da bir alet. Akıla da güvenilmiyor. O da bir alet. Mesela bugün sizi cehenneme sokan, ailevi veya psikolojik veya sağlık sorunu yaşattıran akıldır. En büyük bela aklınızdır. Aklımızdır yani. Aklımız bizi aldatıyor. Başımız, aklımızın en büyük belası aklımızdır. Kontrolsüz akıl. Akıl bir cihazdır. Kalp de bir cihazdır. Takılıyor Aşe Fatma'ya, paraya, dolara, Hasan'a, Hüseyin'e. En o da bir alet. En parlak bir nimet iken yani insanı zulümatta bırakabiliyor yani. Evet. Işıklarını berbat ediyor. Cehenneme dönüştürüyor. Dünyası oluyor cehennem. Ondan sonra bir bakıyorsun, bak ne halde ya. Ne halde ya. İnsanlık ne hale gelmiş. Aklı hakim kılmış. Laf dinlemez. Kanaat yok. Bak kanaat yok. Tatminkar yok. Mesela Almanya'da. Almanya'da mesela sordular, abi işte bir şey yapsan da Türkiye'de bir kızımızı evlendirsek Almanya'da. Mümkün değil kardeş. Çünkü sizin çocuklarınız Almanya'da şımarık. Otur dersen oturmaz, kalk desen kalkmaz. Artık ona o kadar doyuma ulaşmış ki, her şey ulaşmış. Burada vereceğim bir eşi, kocası onu memnun edemez ki. Hiçbir şeyle tatmin olmaz. Tatminkarsız, doyumsuz. Minnet yok, saygı yok, hürmet yok, vefa yok. Yani değer yargılarını kaybetmiş. Niye beraber olacak ki evlilikte? Değer yargısı yok. İnsan bir şey yapmaz. Ayıptır, günahtır. Olur mu ya? Diyecek bir logoları, yani malzemeleri olması lazım. Bir ölçüleri olması lazım. İşte ihtar ediyor. Sonradan tembih ediyor. Ha böyle yapmayasın ha. Resul diyor. Bak diyor, ben seni ihtar ediyor. Tehlikeleri gösteriyorum sana. Acayip.
Bak açtı gördün işte dönüşte. Slovakya mı neydi? Aa, oradan adam geldi. Dedim ya bana telefon etmeden burada olup olmadığımı. Ya dedi şansımı denedim dedi. Oradaysa oradaydı. Değilse değil. Ne yapacak biliyor musun? 10 dakika bir şey soracak. Niye baştan dinlemedin? Niye baştan Risale okumadın? Bak sorunlar yaşıyoruz. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Üç cihette bir tehlikeden haber veriyorlar. Bir, hayat. İki, gençlik. Üç, hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere. Hayatın sıfatları mıdır abi üç tanesi? Hayatın sıfatları değil. Hayatın sıfatları olsaydı hayatı derdi, onun içerisini sen doldururdun. Bunlar farklı. Hayat şu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu makamda hayat. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. 18 bin alem veya onun hulasası insanı yaratacak. Böyle yaratacağım ben bunu dedi. Yaratacak da malzeme, bütün varlık, arşı, kürşü, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, yani taş, toprak, kadın, erkek, domuz, yılan, çakal ve alemler. 18 bin alemi Allah hayat malzemesiyle yarattı. Proje, ilim, karar, irade, halk etme, kudret, malzeme, hayat. Gençlik hayattan farklı bir şey. Bu da hayat. Hayatın en düşük mertebesi budur. Sonra ikinci mertebe budur. Bu bizi hisseder. Bu hisseder. Bilmez. Hissi vardır bu. Bunun hissi vardır. Bir üst mertebe hayvanların şuuru vardır. Karınca için zişuur diyor. Ustad. Zişuur. Karınca için zişuurdur diyor. 712 miydi? Söz derdi. Dağla karıncayı kıyas edersen diyor o zişur olan karınca diyor tamam mı? Hayat girmesiyle öyle. Evet. Karıncayla dağa kıyas ediyor ve aklın durur. Karınca zişurdur. Ne yaptın, nereye gittin biliyor. Gençlik. Şimdi ona gidersek çıkamayacağız. Tehlike derken abi şurada gençlik etkinliğinde bir yer var da abi. Ha dinleyin. Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki. Mahiyeti. Fitne-i ahir zaman neden oluşuyor? O fitnenin en dehşetlisi cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip kaldırıp pervane gibi sefahat ateşine atıyor. Bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Ben bir gün sokağa bakarken diyor. O fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Şu anda günümüzdeki sokak. Belki bu kadar dehşetli de değildi. Gençlere çok acıdım diyor. Dedim bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken diyor. Böyle devam ediyor. Nereden okudun? Gençlik Rehberi sayfa 18-19 abi. Yani bu ihtar, bu tenbihi almayan kendisini kurtarması mümkün değil. Bir dakika diyor değil mi? Evet. Hem dünyadaki bütün ömrünü hem baki hayatını bir dakika için feda ediyor. Korkunç bir şey. Beni de sarsıyor bu cümle kelime. Göre tercih ettiriyor. Bak bir dakika. Okusana o bir dakikayı. Bulsana o. Bir dakika hayatı dünyeviyeyi. Bir dakika. Senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. O ahir zaman fitnesinin cazibesi. Özelliği. Alın. Özelliği abi. Sokak mesela açık sıçık. Geldi gençler konusu nasıl yapacak? Böyle limanlarda yoksa ne yapacak ya? Şimdi zaten burada gençlere mi hitap ediyor abi? Yoksa ben şöyle anlıyorum yani anne babaya yani bu devleti idare edenlere, dershanelere ben onlara daha çok bir ders gibi. Yoksa genç zaten şeyden anlamıyor ihtardan yani öyle bir akli şey yok. Hisle hareket ediyor zaten.
İşte o bağnada işte zaten şey yapıyoruz. Mesela İhtiyarlar Risalesi gençlere yazılmış. Niye? İhtiyar olduktan sonra İhtiyarlar Risalesi okusan ne olur? Hastalar Risalesi siyahlılara yazılmış. Hasta olduktan sonra zaten metozori dinleyeceksin. Mesela o bir dakika bana bakmıyor. Bir dakika şöyle bir harama ruhunu çökertiyor. Çok tuhaf bir şey söyleyeceğim ben kendi hayatımda. Dershanede çıkmıyor. Ama mecbur oluyorsun. Cuma'ya çıkıyorsun. Cenazeye gidiyorsun. Ben Ramazan'da Rize'nin dağlarındaydım. Kampet şeyim vardı, çantam vardı. Dağda vesaire şurada burada kalıyordum. Köyde kalıyordum. Ramazan'dı. Allah aşkına yani. Ve emma bi nimeti rabbike fadi. Sırınca Allah'ın nimetini tadat için söyleyeceğim. Günde belki diyor 3-5 tane, 10 tane ilhama mazhar oluyordum her gün istisnasız. Acayip yani. Size bazı teşrihatlarını yazıyordum siteye gönderiyordum. Yani şimdi belki de günlerce haftalar geçer de bir ilham gelir. İşte dün bir tane geldi. İşte bir parçasını size takdim ettim. Gözyaşı döllense ne olur? Gözyaşı. İşte bir tanesi. İlham. İşte inan bunun gibi 10 tane en az geliyor her gün Ramazan'da. Ramazan'dan dolayı mı abi yalnız kaldığınızda? Günahlardan uzak olduğumda. Çünkü dünya hayatı Ramazan olabiliyor. Günahtan uzak olduğun Ramazan'dır. Ruha, nefse gıda vermiyorsun, Ramazan oluyor. Ya Allah yardım etsin gençlere. Hepimize ya. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen ben detaya girmeyeyim de. Biraz gidelim, boşver. Cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere. Demek ki herkes almıyor ihtar. Geldiğinize göre ihtar almak istiyorsunuz. Hani o birinci makamda daha aklını kaybetmeleri diyor ya abi. Evet. Aklını kaybetmeleri. Evet, şurada. Vay be. Nasıl olacak? Devam edin. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, hasreten size hitap ediyorum şimdi. Sen kaç yaşındasın? 13. 13 sen? 16. 16 sen? 15'ime gireceğim. 15 sen? 16. Sen şey? 22. 22. Osman sen? 42. Harun? 37. Erkan? 46. Sen? 30. 30. 52. 13 yaşından 52 yaş arasında herkes var burada. Peki, hepimize hitap ediyor. Çünkü herkes bulunduğu yaştadır ve herkes o yaşın gencidir. Gençiz ya. Çünkü hiç kimse kendini ihtiyar hissetmiyor. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katin gidecek. Sizdeki gençlik katin gidecek. Eğer siz daire-i meşruda kalmazsanız, Allah'ın emrettiği yapma, yap dediği yerde kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde, bak hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette. Ahiret, kıyamet koptuktan sonra oluyor. Kabir ise ahiret değil. Alemi berzat. Dünya değil, ahiret de değil. İkisinin ortası. Eğer Allah'ın haram kıldığı yerlere veya helalları yapmasak, her yaptığım işin hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve eylemler getirecek. Belalar ve eylemler getiriyor. Bir adım atıyorsun gayrimeşru, inan
Hiç şansı yok. Mesela size dedim ya kahvaltıda. Gençler bak, sen kaç yaşındaydın? Sen 18. 18. Şimdi şu yaşta kendilerine yatırım yapıyorlar. Ama kendi iradeleri, ihtiyarları, anne babası vesaire. Büyüdükleri zaman bunun bedelini, şu yatırım bedelini hem dünyada karını görecekler, hem kabirde, hem ahirette ezeli olarak. Bak mesela ben o 18 dedim. Adın neydi? Muhammed. 18. Ben 17 yaşındayken dershanede kaldım. Şimdi bedelini alıyor. Ücretlerini topluyor. Ve hakikaten وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَادِسْ Rabbinin nimetin tadadı için şükre. Şükür için söyle. Alemim, iç alemim çoğunlukla cennet gibi. Rahat. Ama 18, 19, 20, 26 yaşına kadar hatta 30 yer yer ölümümü istedim çok. Ölmek istedim. Hani nefsani dayatmalardan değil. Hani dershanede vakfı hayat etmek, ailevi dayatmalardan. Ben çok bedel ödedim. Çok sıkıntı çektim. Çok. Yani ondan sonra zaten 30'dan sonra devletin dayatmaları, işte zindanlardır, işkencedir, hepsini gördüm. Ama şimdi hayatımın sanki bu dünyada o yapılan fedakarlığın dünyada ücretlerini aldım. Onun için dünyada ne dünyanın makamı, ne de parası, ne de eşi, aşı, işi, atı, avratı, alimimde yok yani. Yıkıldı zaten. Yediğim darbelerden dolayı böyle bir duygular sağlam kaldı. Onun için ne için anlatıyorum? Şimdi yaptığınız adım var ya açı, yani katkı hayatınıza. Doğru adımlar. Okumalar, dershanede kalmalar, Kur'an öğrenmeler. Vallahi billahi, tallahi söylüyorum. Teşvik için söylemiyorum. Hem dünyada, gelecekte eğer yaşarsanız, büyük adam olursan, o zaman da ücretini alacaksınız. Rahat olacaksınız. Ruhen rahat olacaksınız. Hem kabirde, hem de ahirette. Ya öyle insanlar var ki, bir tanesi, ayaktan tumor olur mu ya? Bütün vücutta olabiliyor hocam. Acayip bir şey ya. Bugün telefon etti. Ya Allah'ın sözü, 7 yaşında kız çocukta tumör olur mu ayağında? Nereden aradı ya? Adapazarı'dan mı aradı? Adapazarı mı? Adana mıydı? İşte karşı. Aile bir yer. 7 yaşında olur mu ya? Allah. Duyuyor musun belki? Bak benim bir yakınım akrabam. 42 yaşında. Kafayı sarmış. Üşüyor mu abi? Ha, üşüyor. Allah iman versin. Allah iman versin. Allah iman versin ve istikamet versin. Dördüncü sırada istikamet. Allah iman versin. Allah iman versin. Allah iman versin. Allah imanla beraber istikametten ayırmasın. İman gerisi hikaye. Bu dünyada iki temel hakikat var. İman ve küfür. Gerisi malzeme. Eğer gayrimeşru yaşarsak, kendi lezzetinden çok ziyade belalar, elemler getirecek. Bak neler diyor. Dünyası da cehennem. Belalar getiriyor. Bir dakika lezzet yapacağım. Bir dakika keyif. Bir tanesine dedim ki, sen evden çıktın. Boşandılar da. Evden çıktı eşin. Kafadan çıktı mı? Hocam o çıkar mı dedi. Güya zahiri bir rahatlık, bir hürriyet gibi bekliyorsun yani. Kimse benim mürakibim olmasın, kontrol etmesin, bana bir şey demesin. Ondan kurtulayım zanniyle. Usta şöyle diyor. Sinetlerle uğraşıp aç canavarları hiç kale almamak. Sineklerle uğraşıyor. Timsah saldırması kale almıyor. Güya küçük bir hürriyetimi engelliyorsun diye boşanıyorsun ama o çocuğu babasız ve anasız, kendin de karısız ve kocasız, senelerce dünyanı oluşturan bir eşini kafadan sök de at göreyim. Onun getireceği sıkıntı koy kefeye,
Beraber olmaktan gelen sıkıntıyı koy kefeye. Hangisi galip? Ve dünya, bu dünyada daha. Bunun kabirci var bir de. Bir de ahireti var. O çocukları babasız ve anasız bırakmanın bedelini nasıl ödeyeceksin? Mesuliyeti manevisi ne demektir? Babasız bırakmak, annesiz bırakmak. O bebeği annesiz bırakmak. Sen böyle bir şansın var mıydı? Böyle bir hakkın var mıydı? Ya keyfine göre hareket ediyoruz. Ya ne dedim? Kendi lezzetine çok ziyade belalar, elemler getirecek. Abi niye oraya atlıyorsun? Ya kardeşim, yani küçük bir lezzetten kaç şeye, yani bana da engel oluyor. Yani ben olmasın başımda da, ben kendi kafama göre buyruk olayım. Güya küçük bir sıkıntı atmak adına dağ gibi belaların altına giriyorsun, mesuliyetlerin altına giriyorsun. Allah soracak mı, sormayacak mı? Haşr. Çocuk yakana yapışacak mı, yakamayacak mı? Baba, beni niye annesiz bıraktın? Anne, niye beni babasız bıraktın? Allah'ın huzurunda haşirde sana sorarsa, o çocuk babasızlıktan ve annesizlikten de bozulmuşsa, onun da cehenneme doğru gidiyorsa, sen sanki cennete gideceğini mi zannediyorsun? Ha, tabii ki inanıyorsan ahirete tabii. Öleceğine inanıyorsan tabii. Kefene sarılacağına inanıyorsan tabii. Kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, yani bu gençlik var, gençlik. Şükür neymiş? İffet ve namusluluk ve taatta sarf etsiniz. Şimdi size, daha 13 yaşında olduğunuz için, sizde istikamet şu. Telefonlar var ya, onlardan uzak olursanız istikamet olur. Onlardan uzak olacaksınız. Dipsiz bir kuyudur. Saatlerce ondan sonra psikolojiniz de bitti. Sinirsel yapı da bitti. Kafa mantar çıktın. Hayır anne. Of baba uzattın ama. Böyle. Hayır ne okulum. Hiçbir şey canım istemiyor. Hayır yemem. Ne oldu biliyor musun? Kafa duman. Bitmiş. Bitmiş. Doğmadan bitmişler. Daha hayata girmeden bebeğinler bitmiş. Tuzak. Bunları yapanlar tuzak kurmuş. Metrolara biniyorsun. Kimse, herkes kafası aşağıda. Ulan bir tarafı da sevdim yani. Kimse kimseyle alakalı değil. Harama da bakmıyorlar ha. Ha o karı oldu ya. Fakat beyinler bitmiş. Enerjiler sömürülmüş. Helal dahi olsa haramdan bahsetmiyorum. Helala bile meşgul olsanız veya televizyon veya cep şey, beyin enerjisi gidiyor, sömürülüyor. Ondan sonra oh, hayır, canım istemiyorum. Yapamam. Ben öyle şey giriyorum. Ceren yok ki. Bir koltukta mısın? Uzaktan kumanda televizyonu. O kadar televizyon seni sömürüyor ki, haramdan bahsetmiyorum ha, helal ve meşru olandan bahsediyorum. Televizyonda o kadar beyin enerjisini, bedensel, fiziksel enerjiyi sömürüyor ki çek yatta. Kalkıp yatağına gidemiyorsun. Git de göreyim. Yok ki enerji. 2 saat demleneceksin. 1 saat. Hadi. O televizyonu çal. 2 saat demlendin, ancak yatak odasına gidebilecek kadar enerji toparlayabildin. Sömürüyor seni, farkında değil misin? Eskide zincirle takılıyorlardı köleler. Eskide kölelik zincirleydi, palangayleydi. Şimdi kredi kartı, telekumandalar, cep telefonlar köleleştirmiş. Kölelik, kölelik. Çık da göreyim hadi o kölelikten. Eskide zincirleydi. Şimdi zincirden bahsediyorum. Bir ayağa takılıyordu ya zincir kölelere. Bir de elle takılıyordu. Bir de ağza takılıyordu. Tamam. Şimdi bir kredi kartı, kölelik. Ben size söyleyeyim. Adam rahat yaşayacaktı. Rahat parasıyla geçiniyordu yani. Giriyor bir eve, arabaya, krediye. 15 sene çek babam çek. Kaç para? Abi 70 milyar faizini ödeyeceğim. Sen mi demiştin ya? Bir tanesi de vardı. 70 değil mi?
70 milyar ya. Ha, en az 15 sene adam gavura çalışacak Yahudi'ye, bankaya. Hasta olma şansı yok ha, hasta oldu mu o aylık yok. Nasıl ödeyecek? 15 sene şansın yok hasta olma. Eskide kölelik zincirleydi, tasmalarlaydı. Şimdi medeni kölelik var, kredi kartı. Başka? Teknolojik kölelik. A kaç oldu? Oo, 2. Tamam, şuna da bakayım. Esselatu ve selamu aleyk. Allah Allah, ne oldu? Ertesi gün öğleyin. Sela okunuyor. Kim öldü? Anne kim öldü ya? Akraba vardı ya, öldü. Ya bizimle ne alakası var ya akraba? Kaç yaşındaydı bu? 50. Biz de 30 yaşındayız. 20 sene o. Anne niye ölmüş? Kanser. Ben değilim ki kanser. Devam. Tam tersi, az önce Muhammed'in bir arkadaşı vefat etti Allah bugün. Bugün mü? Kimin? Senin mi Muhammed? Evet. Şimdi mi? Kaç yaşındaydı? 18. Vefat etti. Ne hakla ölüyor? Ne hakla öldü? Vefat etti he? Denizde boğuldu. Denizde boğuldu. Şimdi? Evet. 5 saat önce. 5 saat önce. Ağlamam geldi vallahi. İnşallah nurları tanıyor muydu? Yok. Şimdi nereye gidiyor peki? Bir daha dönüşü yok. Ezeli ve ebedi bir yolculuk. İmanı varsa boğulduğu için şehit olur. İmanı varsa boğulmak ve yanmak. Hemen aklım hem teselli arıyor. Ben hiç olumsuzluğa odaklanmam. Kimseye fatura kesmem. Yani benim ahlakım yok. Yani. Hemen mesela o çocuk nasıl kurtulabilir? İmanı varsa boğulduğu için şehittir. Müslümandı değil mi? Evet. İyi yani. Namaz var mı? Cuma'dan cuma. Eyvah. Ya inşallah vardır. Biz öyle duymadık. Gençliğin yüzüne baktım diye de abi burayı... Oku abim, oku ya. Ben seni izah ederiz Allah'ın adına. Sonra herkesi var ya. Sonra mı? Sonradan devam ederiz. Herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun ve muştak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime, geçen ve geçmiş gençliğime baktım. Bir de okuyayım. Herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun ve muştak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel, süslü, çarşafı, elbisesi içinde gençlik elbiseymiş. Gömlek de bana elbise ya şu anda. Örttüm içimdeki pislikleri. Ne diyor? O güzel, süslü, çarşafı, elbisesi, bedeni. İçinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm içi. Muhammed, kafaya takma. Bak, bu çarşaftır, bu libastır. Bunun içerisinde hakiki bir gençlik var. Eğer mahiyetini bilmeseydim, yani hayatın mahiyetini bilmeseydim, birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel, 100 sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Yani gençliğin mahiyetini bilmek lazım. Allah bir sermaye verir. Ne mutlu ki bak buradasın. Nasıl ki öğlelerinden birisi ağlayarak demiş. Gülerek dememiş. Ağlayarak bak ne demiş. Leyte şebabe ya'udu yamen fa uhbirehu bima faal el meşib. Yani keşke gençliğin bir gün dönseydi. Şimdi o vefat eden var ya 5 saat önce 18 yaşında delikanlı. Şimdi ne diyor biliyor musun? Keşke gençliğin bir gün dönseydi. Ha, bu ona demiyor çünkü o boğuldu, ihtiyardı. Bana diyor şimdi. Çünkü kimseye vermiyordum ya. Kendime bir vurayım şimdi. Keşke gençliğin bir gün dönseydi. İhtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. Hem dünyada hem kabirde hem ahirette değil ya. Evet. Bu dünyadaki tehlikesindir yani. Vallahi öyle ya. Bak bir de okuyayım. Dünyadaki tehlikesini ihtiyarlıkta
görüyor demek. 30-40'tan sonra görüyor. Evet. Mesela 50'de başlıyor. Acayip. 40'tan sonra başlıyor. 40'tan sonra başlıyor. Eğer böyle biraz da canlı ruhsun, mesela ben ta kemiğime kadar hissetmeye başladım. Merdivenlerden eskisi gibi çıkamıyorsun. Öksürmen öyle uzun sürüyor. Vesaire vesaire. Yaraların düzelmiyor. Takıntıların çoğalıyor. Hassasiyetin artıyor. İnsanları affedemiyorsun. Sabrın azalıyor. İnsanlar yaşlanmıyor. Tahammülsüzlüğü çoğalıyor. Sabrı azalıyor. Çocuklar büyümüyor. Dertleri büyüyor. Bak. Bak. Leyte şebabe ya'udu yomen fe'uhbirehu bima fe'alul meşib. Keşke gençliğin bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şikayet edip söyleyecektim. Evet, bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar, gençliklerini düşünüp teessüf ve tahassürle alıyorlar. Halbuki gençlik, eğer ehli kalp, ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, İşte yani adam gibi yerinde kullanırsanız, ki kullanıyorsunuz elhamdülillah, babanız, ananız, aferin Allah razı olsun ki koymuş yapmış, ne kadar minnettar olsanız azdır. İbadette ve hayratta ve ticaret uhrevi sarf edilse, ibadette, öğrenmeye, Risale'deki kelimeleri, ha bunlara da şey de öğret ha, 8 tane babı öğret, Risale-i Nur'a, Risale'nin kelime sorunu kalksın, lugata bakmasınlar. 8 tane bab var ya, onları öğret. Tefaül, istiğfar. Tamam. O 8 tane kuralı öğret, tamam. Bitti yani. Kelime sorunumuz kalmaz. Allah razı olsun. Bizim bir abi vardı dershanede, Fındıkzade'de. Allah razı olsun. Kaç yaşındaydım ya? Askerliğe gitmemiştim. 8 tane kuralı öğretti. Bak, ondan sonra tamam. Benim kelime sorunum bitti. Lugata baktım, çok hatırlamıyorum. Çok azdır. Halbuki gençlik eğer ehli kalp, ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayrata ve ticaret uhreviye sarf edilse, en kuvvetli bir vesile-i ticaret, gençlik ve güzel ve şirin bir vasıta-i hayrattır. Ve o gençlik vazife-i dünyeviyesini bilip, bak, ve o gençlik vazife-i dünyesini bilip, yanlış okudum. Ve o gençlik vazife-i diniyesini bilip suistimal etmeyenlere kıymetdar, zevkli bir nimet ilahiyedir. Eğer istikamet, bir iffet, takva beraber olmasa çok tehlikeleri var. Yani bir doğru ölçünüz yoksa, neyi nerede nasıl yapacağını, yani dershaneniz yoksa, bir davanız yoksa, ondan sonra namusunuzu koruyamıyorsanız, Muhammed, buraya gelin. Yani buraya değil de burada ol yani. Takılma. Çık artık orada. Eğer elinde bir ölçü yoksa, neyi ne yapacağını, nereye gideceğini, burada niçinsin? Bu soruya cevap bulman lazım. Sonra iffet. İffet, Allah'ın haram kıldıklarına dikkat edeceğiz. Helallarına da dikkat edeceğiz. Ondan sonra bizde iffet olur. Takva, ondan sonra haramlardan uzak duracağız. Bunlar olmasa gençliklerinizin tehlikesi çok büyük. Çünkü ben siz olmuştum, sizi iyi biliyorum. Ama siz 50 yaş olmadığınız için siz beni bilmezsiniz. Ben sizi biliyorum. Siz neler sizi bekliyor, neler hissediyorsanız, kıpır kıpır nereleriniz oynuyor, hissediyor. Eğer bir gidecek yeriniz, dershaneniz, elinizde bir kitap, anne babanızı da dinlemezseniz istikamet bulamazsınız. Mesela ben size diyorsam ki telefonlardan uzak durun, internetten uzak durun. Git top oyna. Bak ben ne diyorum, git top oyna. Koştur yani, vücudu böyle kullan yani. Yüz, boğuldu diye yüzmeyi bir şey yapma. Yüz, ne bileyim yarış yap, kan üzerine spor olmasın. İslam'ın yasakladığı kan üzerinde spordur. Vurma, kırma, kan. Ama mesela top, tamam, kan üzerinde değil zannediyorum o kadar. Kendi aramızda vesaire. Ama telefonla mı? Bak şimdi. Bu mu top mu?
top oyna. Abi evde televizyon mu? Sokak çocukları git oyna. Koştur. Yarış yap. Tamam. Yani gençlerin enerjisi var. Boşatacaksın ama meşru dairede. Bu olmazsa arkadaşlar korkunç tehlike var yani. Korkunç. Şu anda anlamıyorsunuz yani. Şu söylerken de anlamazsınız. Ya ne olacak ya abi ya ben. En büyük tehlike kendisini tehlikesiz hissetmektir. Çok çok mu? Ben öyle de. Ben olur muyum ya? Hep gidenler öyle düştü. Şimdi o boğulan, suda boğulan boğulacağını biliyor muydu? Yok. Bana bir şey olmaz diye girdi zaten. Hep boğulanlar, boğulmayacağını bilenler boğulmuştur. Hep ölenler, ölmeyeceklerini bilenler ölüyor. Kaza geçirip o hız yapanlar, araba hızı yapanlar, ya tamam da yani kaza yani, adam dikkatsiz adam, hatalı solladı. Bana bir şey olmaz diyenlerin kazalarıdır. Kendini tehlikesiz zannetmektir. En büyük tehlike de budur. En büyük tehlike kendisini tehlikesiz zannetmektir. Ya Allah bir his verir bak şimdi. Bir duygu verir. Takarsın ona, o sana mezar olur. Veya tasma olur. Köpek gibi bağlar seni. Mesela bir kıza kafayı takarsın öyle. Tamam. Veya bir telefona kafayı takarsın. Ne bileyim yani. Veya bir ailevi soruna takarsınız. Veya orta yaşlılara söylüyorum. Tansiyondur, işte efendim, yağdır, bilmem ne, bilen bir sürü tam bir şey, hastalıkları var ya. O boğazına takılır o tasmayı. Ha çek babam çek. Ya bırak ya. Bir histir ya, seni hapsediyor işte. His his. His senin içine sokmuş, çıkarmış. Gece gündüz onunla. O mezarlıktır ya, mezarlık. Mezar olmuş. Ya. Nasıl çıkacağız? İki tane doktor söylüyorum. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. İmanını artıracaksın. Bir de meşgul olacaksın, işin olacak. Yoksa kurtulamazsın. Eğer istikamet, iffet, takva beraber olmasa çok tehlikeleri var. Taşkınlıklarıyla saadet ebediyesini ve hayat ureviyesini zedeler. Belki hayat-ı dünyeviyesini de berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel, yani alınca biraz zevk yapalım falan, bedel, ihtiyarlıkta çok seneler ve gamlar çeker. Ya ihtiyar olunca, ah olanı ah, gençlik gitti be. Bunu babaanneme söylemiştim 108 yaşında. Babaanne dedim, gençlik, şimdi elinde gençlik olsa ne yapardın? Ulan keşke demeseydin. Ah oğlum ah. Ah oğlum. Sizin gibi imkanlarımız yoktu. Bana bile ahırda ahır, hayvanların bağlandığı yere, orada anam dedi, Fatiha'yı orada öğretti. Yasaktı. Daha tarlayı ektik. Ha, bu kadar fide çıktı mısır. Gelip ölçüyorlardı. Buradan bu kadar mısır çıkacak. İster afat olsun ister olmasın. İster çıksın çıksın. Memur tayin etti, ambar memuru. Dedi şu kadar vergi vereceğiz. Oğlum neyi öğrenecektik böyle. Yani şimdi böyle bu yaşa geldiğin zaman ah olan ah, tamam da çare var mı? Yok. Şimdi ben geri getirebilir miyim gençliği? Yok. Kabrim de bitiyor, ahiretim de bitiyor. Bitti. Şimdi ben gençliğimi nasıl kullanmışsam hayatım onun üzerine gidiyor. Değiştiremem ki 50'den sonra, 40'tan sonra değişmez. Ruhu peda eder. Yakın zamanda bir tanıdığım birisi dedi ki Allah ömür verirse emekli olduktan sonra dine yöneleceğim. İşte daha çok Kur'an okuyacağım, ibadetlerimi yapacağım. Yani nasıl ne söyleyeceğimi bilemedi. Daha yaşı 35 falan erteliyor yani. Tamam. Tak yeme söylesin. Çok gördüm. Öyle insanları çok yıkadım. Çok mezarlar gördüm. O 10 sene önce söylediğim cümle şimdi klişeleşmiş. Kimisi kartpostala yazmış. Benim çok da tuhafıma gitti. Veya başkası da mı söyledi? Ben derslere çok davet ettim. Namaza çok davet ettim. Daha çok derste oldum. Zamanım yok dediler. Hiç unutmuyorum. 1987'de yazmışım defterime. Koca Mustafa Paşa'da birisine demiştim ki derse gel. Abi zamanım yok.
ona şu cümleyi söylemişti. Zamanı sana verene zamanın yok, he? Öyle mi? Ve o onu diyen 37 yaşında kanser olup öldü. Hiç unutmuyorum yaşını da. O adam işte Allah ömür verirse emeklilikten sonra dindar olacağım. Hı-hı. Anlatsana Allah. Ey gidi Allah. Ömrü kafi gelse de gelemiyor ki. Abi. Yok. Kırktan sonra, kırktan sonra ne beli tutar ne kıçı tutar affedersiniz. Ne abdesti tutar ne şey tutar. Özür dilerim abi. Ha, hiçbir şey. Siboplar bütün yalama yapmış. Hiçbir şey tutmaz. Yani. Kaygan bir zemine girmiş. Şimdi bundan sonra ben ne öğreneceğim ki? Süre ezberleyemem ki. Tutmaz ki kafa. 40 yaşından sonra ezberlediğim surelerin %70'i silindi. Dev dev süreler ezberlemiştim ya. İnan. Yok. Yok da yok. Yok. 40'tan sonra ezberlediktir. Ondan önce ezberledikleri duruyor. Ya. Tutmuyor yani. Her şey yalama olmuş artık. Tutmuyor cıvata. Madem ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor, biz ihtiyarlar Allah'a şükretmeliyiz ki gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Ben buna şükrediyorum. Allah hamdolsun. Az zararla kurtardım biraz. Her şey gibi elbette gençlik dahi lezzetleri gidecek. Her şey gibi gençlik de gidecek. Ben de sizin gibi kıpır kıpırdım. Şu merdivenden çıkıyor musunuz ya? Mubala diyeceksiniz ama ben de sporcuydum ha. Uzak Doğu sporu yapardım. İstanbul liseler arası Türkiye dördüncüsüydü. İstanbul. Liseler atletizm. Koşuda da. Ve Uzak Doğu sporunu da yapardım. Bak şeyi söylüyorum. Şu merdivenden tek ayağımla böyle enerjim şah olsun diye iki merdiven atladığını biliyorum. Ama normalde yürürken tak tak tek ayakta tak 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 çıkıyor. Dersene ha. Nasıl boşaltacaksın enerji? Tak 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 yani. Diyeceksin abi nasıl oluyor? Şu anda 52 yaşındayım gene duramıyorum yani. Beni şimdi 15 yaşımı düşünün. 20 yaşımı düşünün. 15 dedersen dedi. O 20 yaşını düşünün. Fındık Mecidiyeköy'den Fındıkzade'ye yaya dersten dönüyorduk. Para yok, dolmuş parası yoktu. Bilenler bilir o yolu. Mecidiyeköy'den Fındıkzade'ye yaya geliyordu. Derse gitmek için Fındıkzade'den Mecidiyeköy ikindi de çıkardım. Yürüdüm Mecidiyeköy'e gider. Ya. Derse gider. Bir derse gitmek için İçerenköy'den Ebeş'e yürürdüm 15-20 dakika. Oradan Kadıköy'e dolmuş işte binde o zaman dolmuş ne olacak yani kaç tarih 80'ler. Binde bir geçecek de belediye. Kadıköy'e inerdim. Kadıköy'de hiç unutmuyorum. Gene aynı numara mıdır? 120 ile Kadıköy, Mecidiyeköy'e gelirdim. Mecidiyeköy'de derse katılırdım. Rüştü abiye gelmek için bir tane daha binerdim. Koca Mustafa Paşa'ya gelirdim. Aynı yolu takip ederek, aynı zamanı vererek akşam olurdu bir ders dinlemek için. Ben bunları çok pahalı elde ettim. Siz yapmıyorsunuz işte. Kolay elde ediyorsunuz. Ama şimdi hayatımın o geçmişte yaptığım fedakarlıkları, yaptığım doğruların meyvelerini, yaptığım yanlışlıkların vicdan azabını çekiyor. Keşke yapmasam, demesem, bakmasam, gitmesem diyor. Siz demeyin gelecekte. Ben diyorum. Keşke demesem, keşke yapmasam. Keşke kalsaydım dershanede ya. Böyle nefis darlatıyordu bizi. Keşke. Ya inan samimiyetime inanın yani. Size teşvik için söylemiyorum. Vallahi şöyle diyorum. Keşke onu demesem. Keşke onu. Biraz da kalsam. Şu mesela Üstad'ın yanında olan. Şu konuyu da sorsaydım be. Şimdi kabirde adam. Şu konudan hiç ders yapmadık diyorum şimdi. Şimdi ne dedi biliyor musun? Ölmeden önce bana. Abi tavsiyen nedir? Ne diyorsun? Dedim şimdi. Dedi ki, şimdi sıra sende. Bakayım ne yapacaksın. Bakacağım seni orada. Bakayım ne yapacaksın. Şimdi sıra sende. Sanki o sözde
Bütün dünyanın yükü omuzuma bindir. Şimdi sıra sende. Sanki önümüzde birileri olunca yük yok gibi hissediyorduk. Olsun bir şey ama hasta da olsa, yaşlı da olsa. Yok, yük yok. Allah sanki sana hissettirmiyor. Ne zaman çekiliyorlar? Bir bakıyorsun ki tonlarca yük sırtınızda. Resul, ben gidince görürsün sen bu lafı. Belki ben daha önce gidiyorum. Yok, siz daha hizmet edeceksiniz. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayrata sarf edilmişse, o gençliğin meyveleri onun yanında baki kalıp hayat ebedide bir gençlik kazanmasına vesile olacak. Gençlik ha, ahirette gençlik var vallahi. Harika. Mükemmel yani. Bisikletlerin önünde sepetler var, çikolata var. Motor ama ha, cross motorlar. Öyle normal motor değil ha. Bende bir hastalık vardı. Var mı sizde? Hiçbirinizde motor şeyi yok değil mi? İyi maşallah. Cross var yani böyle, dağlarda, taşlarda, asfaltta giden değil, ormanda falan, taşlarda, suda falan. ATV. Ha? ATV yani. He, onun krom böyle. Ha, öyle bir gençlik verilecek bize vallahi. İstiyoruz tabii. Çünkü millet dışarıdayken biz dershanedeydik. Biz de orada cross'ta gideceğiz yani. Ha? Senin adın neydi? Yusuf. 13 yaşındaydın değil mi? Orada cross var yani. Ondan sonra yorulduğun ön tarafında sepette çikolatalar var, arkada içecekler var, bulutun üzerinde falan acayip. Böyle bir motor ki suyun altına da gidiyor, tamam, dağlara da gidiyor, acayip bir şey. Allah Allah! O sonundaki en hasılı okuyabiliriz abi, nasıl olsa hayata girmeyelim şu sözleri de. Sözlerin en hasılı mı? Zaten hayata girmeyelim. Şu mu? Oo. O zaman düz okuyorum, tamam mıyız? Ondan sonra kesiyor. Hadi bakalım. En hasılı, gençlik gidecek. Niye söylüyor bunu? O kadar gaflet ki zannetmiyoruz böyle. Sefahata gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evamlı hastalıklarla hastanelere. İsrafat mı? Şimdi mesela gençler birincisi israfat. Affınıza sığınırım, bazı şeyler şey yapayım, işaretler edeyim. Mesela israfat ile gençlik enerjisini başka yerlerde sarf etmek, zorunlu banyo yapma duruma düşmek, bu israfatın en merkezi. Ondan sonra bununla sinir sistemi bozuluyor. Asabilik, tedirginlik, böyle kırganlık orada yaşanıyor daha çok. Zorunlu banyo yapma ihtiyacı, duruma düşmek. Ondan sonra gençlik enerjisini sağa sola sarf etmek. Ya buraya da bakayım falan. Hani... Bu zorunlu ihtiyaç da anlamayanlara söylüyorum işte o zaman. Evet, Allah Allah falan. Böyle enerjiyi boşalttın. Artık doğruya harcayacak bir şeyin yok, doğruya alacak bir şey yok, doğru yapabilecek enerjin kalmıyor. Bu sefer evhamlar tepene biniyor. Çünkü karşı koyacak gücün yok şeytana, nefse. Evhamlı hastalıklarla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla, hakikaten gıdasını vermeyince sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisan halinden gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler eyvallah işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayrimeşru dairedeki hareketin tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Git hapishaneye git, mezara git. Muhammed, o arkadaşın değil mi bu oğlan? Belki de bugün de sen de onun yanında yüzecektin. Belki de onu kurtarmak için atlayacaktın, sana da sarılacaktı. Belki de sen de gitmiştin. Vesaire. Git hapishaneye sor, hastaneye sor, kabristana sor. Bak orada gençler bağırıyor. Ekseriyetle, elbette hastanelerden, ekseriyetle lisan halinden, gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvallah işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayrimeşru dairedeki hareketin tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin
teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen kabristandan ve devamlı oraya girenler için kapıları açılıp kapanan, bak iyi diyor, kabir işte değil mi? Kapıları açılıyor kapanıyor, açılıyor kapanan, o alemi berzahta ehli keşfel kuburun müşahadatiyle ve bütün ehli hakikatın tasdikiyle, şahadetiyle ekseri azaplar, kabirde ekseri azaplar neredenmiş? Gençlik suistimalatının neticesinin olduğunu bileceksiniz. Gençliğini suistimal edenlerden azap çekiyorlarmış. Gençliğini, gençliklerini doğru kullanmayanlar. Yani bu kesin yani. Bu ihtiyar olacaksınız yaşarsanız. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Ben babaanneme sordum bunu. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler ve hasretler ile eyvah gençliğimizi ba'du heva belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Vallahi ben bunu sordum. Yemin ediyorum. Babaanneme sordum. 108 yaşından 110 yaşına babam. Aynısını söyledi. Sakın ha oğlum. Sen ol. Aklını başına al. Sakın bizim gibi harcama. Aynı böyle dedi yine. Paramı harcamamış ama doğruyu da harcama fırsatı olmamış. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için. Mesela Şenol muydu sen? Yusuf. 13. 10 sene sonra ne yapar? 23. Bitti. Muhammed 18'di. 10 sene ekle. 28. Bitti. Sen Mustafa kaç yaşındasın? 16. 10 sene ekle. 16 bitti. Mehmet kaç yaşında? 37. 47. Bitti. Bak ne diyor? Diyor ki 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde el-razi bir zarar ila yunzerüle sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Niye? Sana söylenmiş, sana ders yapılmış, anlatılmış. Hala sen zarara bilerek, severek giriyorsun. El-razi bir zarar ila yunzerüle. O zaman artık sana acınamaz. Niye? Çünkü sen artık biliyordun. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Bak cümleyi bak. Zarara bilerek, severek girene merhamet edilmez. Çünkü layık değildir. Bilerek ama. Bilmiyorsa acır. O çocuk boğuldu ya bugün 5 saat önce. Ha, nurları bilmiyordu. Ona acırım. Ama sen gitsen bildiğin halde Muhammed misal. Nurları biliyorsun, davayı biliyorsun, anne baban nurcu vesaire. Ama lakayt ders okumuyorsun, dershaneye gitmiyorsun. Gitsen derim ki hani abi ya yapılacak bir şey yaptık. Acımam o kadar. Niye? Artık bilerek, severek. Errazi biz zararıyla, üzerüyle. Bilerek, severek lakayt kalmışsın. Yapacak hiçbir şey yok. Ama o bilmiyorduysa insan üzülüyor. Keşke. Çünkü nereye gidiyor? Yani nereye gidiyorsun biliyor musun? Sonsuz ha. Yok hududu. Bir de dönüşü yok. Telafisi yok. İstepne lastiği de yok. Öyle bir hayata gidiyorsun. Yok. Yok daha bitti. Yok. Kaybettin mi telafi şansın yok. Yok. Telafi yok ya. Yani. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. El-Fatiha.